Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şekli şahane, yumuşacık ve oldukça lezzetli şerit poğaça tarifi hazırlayacağız. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaçamızın hamuru için 200 ml'lik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 adet büyük boy yumurtanın akı sarılarını üzeri için ayırıyoruz ve üzerini kurumaması ve kabuk bağlamaması için streç filmle kapatıyoruz. 2 yemek kaşığı toz şekerin hemen ardından 1 çay bardağı 125 milimlik çay bardağı ölçüsüyle sıvı yağı ekledikten sonra İçerisine bir paket mayayı da ilave ediyoruz ve tüm malzemeleri şeker eriyip maya da açılana kadar çırpıyoruz. Yeteri kadar çırpmış olduğum malzemelerin içerisine 6 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Yine kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 ml. Bu esnada bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediniz lütfen. Ben unuttum ve sonrasında ilave etmek zorunda kaldım. Şimdi hemen elimle yoğurmaya başlıyorum ve her tarifte olduğu gibi bu tarifte de unu azar azar ilave etmeye dikkat ediyorum. Ele hafif yapışan yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kullanacağınız unun markası, cinsi ve kalitesine göre alacağı un miktarı yarım bardak artabilir ya da az olabilir. Lütfen sizler de ununuzu azar azar ilave ediniz. Evet, son un miktarını da ilave ettikten sonra unutmuş olduğum tuzu da ilave ediyorum ve hamur tamamen toparlanıp pürüzsüz hale gelene kadar yoğuruyorum. En az 3 dakika kadar hamuru yoğurdum. Güzel bir kıvam elde ettim. Hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra çay bardağının dibinde kalan yağ miktarını hamurun dış yüzeyine sürüyorum. Ve hamurun üzerini kapatıp sıkı sıkı sardıktan sonra 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet, 45 dakikanın sonunda hamur 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Şimdi hamurun yoğurma kasesinin içerisinde biraz yoğurarak havasını alıyorum ve sonrasında hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyorum. Hamuru gelişi güzel parçalara ayırıp sonrasında eşit büyüklükte bezeler oluşturacağız. Dilediğiniz kadar parça ayırabilirsiniz. Toplamda 16 adet poğaça oluşturdum. Sizler daha büyük ya da daha küçük poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Her bir hamur parçasını büyükten küçüğe, küçükten büyüğe takviye ederek bu şekilde bezeler haline getiriyorum ve bir tepsi ya da tabağın içerisine yerleştiriyorum. Zeminine yağ ya da un kullanmadım. Hiç gerek yok. Hamur yapışkan bir hamur değil. Hamurları hazırladıktan sonra mutlaka üzerlerini kapatıyorum. Çünkü poğaçaları hazırlarken diğerlerinin üzeri kuruyabilir. Üstünü kapar kapamaz hemen ilk hazırlamış olduğum bezeden poğaçaları hazırlamaya başlıyorum. Bezenin alt yüzeyi mutlaka üste bakacak şekilde tezgaha yerleştirdikten sonra önce parmak uçlarımla esneterek hamuru bir miktar açıyorum ve sonra küçük bir merdane ya da oklava yardımı ile uzunlamasına videoda da gördüğünüz gibi olacak şekilde açtıktan sonra bir rulet ya da bıçakla benim gibi bu şekilde dilimleyebilirsiniz. Yarısından biraz fazlasını bu şekilde dilimledikten sonra İçerisine peynirli iç harcından yerleştiriyorum ve içe doğru dikkatlice katlıyorum. Kesmemiş olduğum bölüme iç harcı yerleştirdikten sonra parmak uçlarımla sıkı sıkı iç harcının olduğu bölümü kapatıyorum ve uç kısmı alta gelecek şekilde poğaçaya şekil veriyorum ve sizlerle birlikte bir tane daha hazırladıktan sonra artık tepsiye yerleştirebilirim. Evet, hızlıca tüm poğaçalara kolayca şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine poğaçaları birbirine çok yakın olmayacak, aralık bırakılacak mesafede yerleştiriyorum ve üzerlerini kapatıp 15-20 dakika kadar yer mayası için dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda tepsi mayası gelmişti. Bu esnada fırını 180 derece fanlı şekilde ısıtmaya başlıyorum ve üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı kadar süt ilave edip iki malzemeyi güzelce çırpıyorum ve poğaçaların üzerine iyice yediriyorum. Evet, poğaçalarımız artık fırına gitmek üzere hazır. Bu esnada üzerine susam, çörek otu ya da mavi haşhaş dökerek poğaçanızı lezzetlendirebilirsiniz. Ben sade pişirmeyi tercih ettim. Şimdi fırının orta tarafına tepsiyi yerleştiriyorum ve altı üstü iyice kızarıp kabarana kadar poğaçaları pişmeye bırakıyorum. Ortalama 30 ila 35 dakika arasında poğaçalar hazır hale geliyor. Bu süre fırınınıza göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen poğaçalarınızı kontrollü bir şekilde pişirin. Poğaçaları soğuturken mutlaka üzerine bir sofra bezi serelim. Poğaçalarınız soğuma esnasında daha da yumuşak hale gelecektir. Şimdi sizlerle birlikte poğaçaların yumuşaklığını ve iç dokusunu test ediyoruz. Evet, poğaça kesinlikle ve kesinlikle hamur kalmıyor ve yumuşacık oluyor. Görüntüsü de gördüğünüz üzere oldukça güzel. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.